Şimdi Rusya'nın Ukrayna'da sıradaki hedefinin liman kenti Odessa olduğu tahmin ediliyor. Odessa'ya Karadeniz'den füze saldırılarının artması nedeniyle söyleniyor bu. Şimdi kentin neden önemli olduğunu bu savaş başladığından beri vurguluyoruz ama gelin bir hatırlayalım. Putin neden Odessa'yı istiyor? Ayrıntılara bakalım. Uh. Odessa'da tarih tekerrür etmek üzere. Liman kenti 1941 yılında Nazilerin saldırılarına karşı savunma hazırlığı yapıyordu. 81 yıl sonra durum benzer. Fakat tehdidin adı bu kez Rusya. Rus ordusu Odessa'ya füze saldırılarını arttırdı. Kıyı şeridi ve yakıt depoları hedef alınıyor. Henüz kuşatma ya da çıkarma operasyonu başlamadı. Ancak Putin'in sıradaki hedefinin Odessa olduğu sanılıyor. Bir milyon nüfusta Odessa, Karadeniz'in incisi olarak anılan bir liman kenti. Ukrayna'nın üçüncü büyük metropolü. Ekonomik açıdan kilit öneme sahip. Ukrayna'nın gayri safi yurt içi hasılasının yüzde yirmisini karşılıyor. Ülkenin deniz ticaretinin neredeyse yüzde yetmişi Odessa'ya bağlı. Peki Rusya neden Odessa'yı istiyor? eğer ele geçirilirse Ukrayna'nın Karadeniz'de bağlantısı kesilecek. Bu hem askeri hem de ticari açıdan kritik öneme sahip. Rusya Odessa'yı kontrol altına alarak Ukrayna üzerinde daha çok baskı uygulamayı istiyor. Odessa'ya harekatın ne zaman başlayacağı belirsiz. Rus savaş gemileri Karadeniz'de devriye geziyor, kıyı şeridini bombalıyor. Yakında amfibik işgal gücünün yola çıkmasından endişe ediliyor. Ukraynalılar sahillere mayın döşedi. Sokaklarda barikatlar kuruldu. Sivillere şehir içi savaş eğitimi verildi. Ancak Rus filosunu uzak tutmak için yeterli gemi savar silahına sahip değiller. Rusya'nın Odessa'yı büyük kayıp vermeden alabilmesi için üç yönden saldırması gerekti. Mikolayev'i ele geçirip doğudan taarruzda bulunması, Transdiniester'den asker indirmesi ve denizden bir çıkarma yapması gerekiyor. 40 günü geçti artık bu kadar zamandır Ukrayna Rusya işgaline direniyor. Birleşmiş Milletler'e göre savaşta 1417 sivil hayatını kaybetti. Rus askerleri Kiev'in yakın çevresinden çekildi. Evet İstanbul'daki müzakere masasında verdiği taahhüt uyarınca ama Başka noktalarda saldırılar devam ediyor, özellikle doğu ve güneyde. Şimdi harita üzerinden bir bakalım neler olduğuna. Ee, belki de en kritik gelişmelerden biri e, Ukrayna adına olumlu bir gelişme. Sumiye bir bakacağız. Ülkenin kuzeydoğusunda en büyük ikinci kent olan Harkov'un hemen üzerindeydi Sumi. Sınırın öbür yanı Rusya. Çok yo yoğun saldırılara hedef olmuştu savaşın ilk günlerinde. Hatta e Sumi'de fosfor bombası gibi e, kullanımı yasak olan e, savaş suçu kabul edilen bazı silahları kullandığı iddia edilmişti Rusya'nın. Fakat Rus güçleri Sumi'den çekildiler. Haber bu. Valilik diyor ki artık kentte Rus işgalinde olan hiçbir yerleşim birimi yok. Şimdi Sumi için iyi haber? Fakat Biraz güneyine gittiğimizde Harkov az önce söyledik ülkenin ikinci büyük kenti. Buraya yönelik bombardıman aralıksız devam ediyor. Önceki gece bir saldırı düzenlendi ve bu saldırıda 3 sivil öldü. Bu 3 sivilden biri daha çocuktu. İşte Harkov e, ilk günden beri çok yoğun saldırılara hedef oluyor ve oradan gelen haberler bize şunu söylüyor. E, çok da tarihi bir kent, pek çok tarihi yapı var. Taş üstünde taş kalmadı Harkov'da deniyor ne yazık ki şimdi izyum'a bakalım biraz daha aşağı indiğimizde izyum yönünde yeniden taarruza geçmeyi denedi Rus güçleri Donbas bölgesinden doğru fakat başarılı olamadılar bunu da söyleyelim yani da bir saldırı denemesi oldu devam ediyoruz gelelim Mariupol'e. Ye. Bu kentin durumu çok kritik. E, i̇nsani dram açısından çok kritik. E, yardım konvoyları giremiyor, tahliye konvoyları çıkamıyor. E, yüzlerce kişi burada ne yazık ki sıkışmış durumda. E, Donetskli ayrılıkçılar kentin merkez kısmının kontrolünü ele geçirdiklerini iddia ediyor. E, Donbass cephesine de baktığımızda burası da kritik Mariupol gibi tıpkı. E, Rus ordusu ayrılıkçıların hak iddia ettiği bu bölgenin Tamamını ele geçirmek istiyor. Şimdi tamamı derken neyi kastediyoruz biraz açalım. Burada Donetsk ve Luhansk var. Burada özel cumhuriyetler ilan etti Rus ayrılıkçılar. Ve Putin bu iki cumhuriyetin bağımsızlığını tanıyan imzayı attı. O gece zaten tanklar donbasa girdi. Savaş başladı ama dünyada başka tanıyan yok. İşte şimdi bu iki bölge dışında... Donbas'ın Ukrayna kontrolünde olan şu kısmı var bakın maviyle işaret ettiğimiz ve bu çizgili çatışmaların devam ettiği kısım. Bunu da içine alan bölgede tamamında Donbas tamamında kontrol sağlamak istiyor Rusya. Birazdan noktaları birleştireceğiz. Bu arada Karadeniz kıyısında Odessa kritik başından beri söylüyoruz. Rusya Donbas'tan başlayarak buradan bir şerit oluşturup Kırım'ın kuzeyinden doğru Odessa'yı da kontrol altına alıp tamamen Ukrayna'nın Karadeniz'de bağlantısını kesmek istiyor diyoruz. Birkaç gündür Odessa'yı vuruyor. Geride bıraktığımız günün sabahında da füze attı, yakıt üsleri hedef alındı. E, burası şu açıdan da önemli. Buradaki bu vurduğu yakıt tesislerinden. Mikolayev'deki birliklere ikmal yapılıyor ve Mikolayev'de zaten günlerdir Rus saldırısı altında. Oradaki direnişin gücünün kırılmaması için Odessa'daki bu tesisler önemli bunu söyleyelim. Ve son bilgideşi Ukrayna Genel Kurmayı'na göre Rusya yedek askerlere yönelik seferberlik başlattı. Savaş dönemine sahip olanlar tercih ediliyor. 60 bin kişi silah altına alınabilir Rusya'da. Demek ki eldeki birlikleri yetersiz ya da kaybı açıkladığından çok daha büyük. Şimdi az önceki noktaları birleştirelim. Harkov. Donbass izyumu da içine alalım. Mariupol, Benyansk zaten her son kontrolü ele geçirdiği tek büyük şehir tamamen. Ve Mikolaiv'de saldırılarını sürdürdüğünü biliyoruz. Yani Kiev ve çevresinden çekildikten sonra Rusya'nın saldırılarını yoğunlaştırdığı noktalar. Odessa'yı da içine alırsak bize tam olarak böyle bir hat gösteriyor. Sanki Ukrayna'yı buradan bir e, bölerek parçalayarak buradan bir parça kendine katmaya çalışıyor. Bu hedefi net bir şekilde görebiliyoruz. Rusya'nın saldırılarını okuduğumuzda.